Emre Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Piyasadaki son durumu hakkında gelişmeler nelerdir acaba? Altını alan mı çok, satan mı çok? Ya piyasadaki son durum aslında şöyle. Yani biliyorsunuz ki son dönemde Recep Tayyip Erdoğan açıklamasından sonra çok uçurum bir farkla bir hani sadece altında da değil, dolar ve euro'da çok sağlam bir sert bir düşüş oldu yani. Yani insanların da bu yani düşüşten önce yani beklentileri yılbaşından sonra çok daha fazla yani yükseleceğini düşündükleri için yani herkes altındır, dövizdir, eurodur yani bu gibi yatırım yapma amaçlı olarak yani bu gibi araçları kullandılar ama tersi olunca şu anda herkesin şey olarak şöyle söyleyeyim hani piyasa dengesi olarak hani kurmak istedikleri bu kar olayı biliyorsunuz zaten bizim insanımız hani kar etmek için hani her türlü yolu deniyoruz yani biliyorsunuz hepimiz yani bu şekildeyiz. Herkes bir ters köşe oldu. Alıcı da, satıcı da hani bu durumda şey oldu, zarar etti. Ondan sonrasında hani piyasanın şu anda akışı şu yönde. Alan da var, satan da var. Yani biliyorsunuz zaten alan mutlaka olacak. Borcu olanlar, düğün yapacak olanlar, ondan sonrasında illaki yatırım yapacak olanlar. Hani çünkü piyasayı takip edenler hani ne zaman çıkacağını daha çok tahmin edip ona göre düşükten fiyat alıp ondan sonra yükseldiğinde bozup ha bu gibi varyasyonlarla kendi karlarını arttırmak derdindeler. Ama hani piyasanın şu anki genel durumu biraz daha orta seyirde. Çünkü bayağı bir sert düşüş oldu. Sert düşüş olunca sadece etkilenenler yüksekten fiyat alıp hani zarar eden insanlarımızdı yani vatandaşlarımızdı. Yani dolayısıyla hani şu anda seyir sanki biraz daha normale döndü gibi. Bir de kış mevsiminden dolayı da bir durgunluk var zaten biliyorsunuz. Peki son dönemde altın alımı yapan kişiler daha çok düğün için mi size başvuruyor yoksa birikim için mi? Yani şimdi şöyle birikim için artık yani bunu soran vatandaşlarımız neredeyse kesildi gibi bir şey. Çünkü hani herkesin büyük bir az önce anlattığım gibi zarar da vardı. Ama şimdi artık herkesin hani yaza doğru hazırlık yapmak için hani söz nişan gibi yani bu durumlar hazırlık için düğün alışverişlerine daha çok talep oluyor yani. Altın piyasası ne durumda? Geçen Kasım Aralık ayındaki bir fiyat artışı dolar ve altından dolayı bir hareketlilik olmuştu. Bizim ülkemizde bir mantık var, daha doğrusu mantıksızlık diyeyim. Çünkü insanlarımız dolar ve altın çıktığında alışveriş yapıyorlar. Yukarı doğru çıkacak daha fazla diye. Düştüğünde hiç ellerindeki nakitini bile harcamıyorlar. Sonrasında da yüksek fiyattan aldıkları için de beklentiye girdiler şu an. Tabii tekrar yükselsin diye yüksek fiyatlardan aldıkları için. Son 31 Ocak'a kadar biraz hareketlenme vardı ama 1 Ocak itibariyle şu bugün ayın 10'u bugüne kadar çok iş yok diyebilirim. Bütün çarşı genelinde sadece kuyumculuk anlamında değil, bütün esnaflarda bir sıkıntı var. Peki altını alan mı çok, satan mı çok? Sizde son durum neler yani? Yani altın normalde uzun vadede hep bunu müşterilerimize söylüyoruz zaten. Uzun vadede yatırımdır. Ama bu sirkülasyon anlamında daha çok dolar hareketli olduğu için dolara yöneldiler ama o da geçici bir şey. Bir süre sonra tekrar altına dönecekler. Şu an biraz durgunluk var altın olarak. 2000, daha çok şu an. 2022 yazı için düğün hazırlıkları yapanlar şimdiden size başvuruyorlar mı? Yani altın fiyatlarıyla alakalı alımlar yapıyorlar mı? Yani fiyat alımı yapabiliyorlar haliyle. Çünkü daha yazın nasıl olacağı belli değil. Bir de artık bütün Türkiye'deki insanlar ekonomist gibi bir şey. Ev hanımları da dahil çalışmasalar bile. FED kararları olaylarını biliyorlar. Mesela Merkez Bankası'nın işte kararları, faiz kararlarını falan beklenti içindeler. Sanırım 20 Aralık gibi, pardon çok özür dilerim, 20 Ocak gibi bir FED karar sonuçları var. Onu bekliyor galiba tahminimce müşterilerimiz.